Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza yeni bir serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir önceki konuda sizler birlikte Enver Paşa ile Turan İmparatorluğu'nu kurmaya çalışıyorduk arkadaşlar. Bugün ise sizler birlikte Filistin Devleti ile günümüz Filistin Devleti ile Büyük İslam'ın yayılışını kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım serimizi beğenirsiniz diyerek zorluğumuz efsanevi savaşını klasiye alıyorum. Buradan Suriye'yi kaldırdıktan sonra görüyorsunuz başımızda Mahmut Abbas varken 36 binlik bir nüfusumuz var arkadaşlar ve 6700'lük ise bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz. Direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Şimdi 2250 askerimi hemen terhis edeceğim. Çünkü devletimize ağır geliyor bu kadar asker sayısı. Buradan vergiler ve mallar yatırma üstüme hemen ayarlayalım arkadaşlar. Ve bu arada açıklama kısmına Discord linkimiz ve bir sürü senaryo linki bıraktım arkadaşlar. Oradan giderek bir sürü senaryo linklerinde de erişebilirsiniz ve oyununuza entegre edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi bu arada biliyorsunuz ki ben arkadaşlar seri videolarını akşam saat 20.00'da atıyorum. Yani 16.00'da size özel seriler yüklerken 20.00'da ise seri videolarını atıyorum. Eğer Turan'ın final bölümünü görmediyseniz de bir önceki videoya bakmanız yetecektir arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde ilk önce hedefimiz İsrail, sonra buradan Ürdün, sonra isimli ise Lübnan alarak topraklarımızı genişletmeye çalışacağız. Burada görüyorsunuz gibi de İslam'ın yayılışı adında bir toprak biçimimiz var arkadaşlar. Bunu da yapacağız, merak etmeyin. Tabii ki de siz isterseniz. Çünkü yorumlarda çok fazla Filistin isteniyordu. Ben dedim en azından şu an gündemdeyken hemen bir alalım Filistin'i, hemen aradan bir çıkartalım diyerek Filistin'i çekmeye başladım arkadaşlar. Şimdi sağ üstten hemen turumuzu basacağım. 30 binlik dukat yaptıktan sonra direkt olarak arkadaşlar devletime yatırım yapmaya başladım. Çünkü biliyorsunuz ki günlük dukatımız 632 dukat. Bu bizim için gerçekten çok az bir seviyede. Yakın zamanda Doğu Türkistan serisi de kanala gelecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buradan yatırımlarıma biraz vereceğim. Aynı şekilde araştırmayı da biraz verdikten sonra, hatta günlük 500 dukat gitsin abi. Şu sağ üstten hemen turumu yeniden yapıyorum. Akşam saat 21.00'da Twitch'te canlı yayında olacağım. Twitch linkine de tıklayarak arkadaşlar bu akşamki The Wagon Dead yayınına gelebilirsiniz. Haberiniz olsun. Gerçekten güzel bir seri olacak ve yan kanala videolarını atacağım, merak etmeyin. Şimdi dukatlarımız hızlı bir şekilde azalırken ben açıklama kısmı eklediğim senaryolardan bahsedeyim arkadaşlar sizlere. 2023 senaryosu, günümüz mod senaryosu, hepsi eventti bu arada. Hepsini gidip alabilirsiniz hızlı bir şekilde. Şimdi dukatımızı hemen şöyle bitireyim, tamam. 4000 dukat bana yeter daha tabii. Şöyle hemen paramızı kapatıyorum. Görüyorsunuz ki artık 756 günlük dukatımız oldu arkadaşlar. Şimdi fetih yapmaya başlayabiliriz işte dostlar. Hızlı bir şekilde askerimiz hemen 15.000 veya 20.000 dukat bana yetecektir abi. 20.000 dukatım yapayım, direkt olarak buradan Ürdün. Aslında ilk başta İsrail'i almak istiyorum ama gücüm yetmez arkadaşlar. Şöyle bakalım güçlerine. 6218'lik bir ekonomisi var. Benim ise 7917. Bunun ise 10.000'lik bir ekonomisi var dostlar. 6.000 de burada var. Şimdi benim hızlı bir şekilde buradan bir çıkıp bir an önce şunu yok etmem lazım. O yüzden bana sağ üst taraftan turumu 30.000 dukat yeterli olacaktır. Ülkemde yine hastalık başladı ve bu hastalığın bana hiçbir artısı olmadığı için asimilasyon sıkıntıları falan da başladı arkadaşlar. Hemen askerlerimizi basalım. Şimdi 6.000 asker bana yetecektir. İnşallah yetecektir. 6.000 askerle şöyle bir girelim. Tamam, 3.950 askerimi şöyle fazla dağıtmadan şöyle biraz dağıtalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz göre Ürdün az önce topraklarımıza katıldı. Ben bugün konuşmayı unuttum ya. Vallahi 1943 askerimi de hemen siliyorum arkadaşlar. Şimdi paramızı artıya çekeceğim ve daha sonra direkt olarak Ürdün'e barışımızı yollayacağım. İnşallah hareket puanım yeter. Ah be, şuraya almaya yetmiyor dostlar. O yüzden Suudi Arabistan'dan ne kadar uzak olabilirsem benim için kar kardır. Savaş tazminatlarını alacağım. Aslında yine Suudi Arabistan'a yakınız ya. Şuradan şu toprağı versene bana. Şurayı da ver. Tamam, talepleri gönder. Aman pek de umurumdaydı ya. Suudi Arabistan dibine kadar gireyim. Bana zaten savaş açmaz kolay kolay. Dur bakayım be. Evet, artı 5. Arap olduğumuz için ilişki geliştiriyor arkadaşlar bizimle. Hemen şuradan Türkiye'ye de bir gidelim. Türkiye. Oğlum ne yaptın? Sen benimle ilişkilerini yüksek tutuyordun hani. Oğlum böyle saçmalık olmaz olsun ya. Adam dedi ki yo, ben seni sevmiyorum ki. Direkt beni dışladı arkadaşlar. Hemen asimilasyonumuzu yapalım. 6000. Evet, şimdi sağ üstten hemen turumu yanınıza andıracağım. Görüyorsunuz ki ekonomimiz artık 13.000 bir ekonomimiz oldu arkadaşlar. Şu an için İsrail'e saldırırsam büyük ihtimal kaybederim. Çünkü nüfusum bile yetişmiyor. Bir o benden mesela 10.000 asker basmak için 5.000 dukat harcıyorsa ben 20.000 dukat harcıyorum ve 2.000 asker çıkıyor. Öyle şekilde düşünün dostlar. Gerçekten güzel bir örnek verdim ama. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa aşağıdan videoyu beğenip henüz kalmamın deseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 12.000 aboneye doğru ilerliyoruz. Bakalım 12.000 abone Discord'umuzda çok güzel bir çekiliş yapacağım ve katıl üyeliğini 2.5 liraya kadar düşürdüm. Eğer 2.5 liradan katılmak isteyenler varsa, özel videolara erişmek isteyenler varsa ve sağ tarafınızda yan tarafınızda rozet çıkıyor. O rozetten de almak isteyenler varsa arkadaşlar kanala katılabilirsiniz. Şimdi 50.000 dukat yapacağım. Şimdi artık Ürdün devletinin topraklarımızı komple katmanın zamanı geldi dostlar. Hemen buradan Ürdün'e bakıyorum. 99'luk ekonomisi var. Ama bana toprak lazım. O yüzden şöyle bana şu kadar toprak, asker yeter abi. Daha fazlası zaten zarar. Savaşımız ilan. 3.000 nüfusu da alayım. Evet, 2.277.
2270'lik askerimi hemen siliyorum. Şimdi Ürdün Devleti ile artık barışımızı yapabilirim. Görüyorsunuz ki bir toprağını da almayı başardım arkadaşlar. Ve buradan hemen asimilasyonumuzu yapıyorum. Güzel. Şimdi burada işimiz bitti. Artık hedefimiz ya İsrail olacak, ya Lübnan olacak, ya da Suriye olacak. Çünkü başka hedefimiz yok arkadaşlar. Sınırımız artık diğer büyük devletlere açılmış durumda. Ve ilişkilerini... Dur lan, burada bir şey olmuş. Aa, Rusya gelmiş, kuşatmış. Ne yaptın oğlum? Beni daha görmemiş. İyi, benle ilişki... Bak, beni daha tanımamışlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Beni daha bilmiyorlar. Ben daha büyük devletlerle ilişkimi yüksek tuttum. Mesela şu Fransa beni hep kötüye biliyor. İtalya ile ilişkileri yüksek tut abi. Tamam, diğer devletler beni tanımasa da olur. Haritaya küçük devlet oynayınca harita çok karışıyor, biliyor musunuz? Yani bunu zaten siz de yaşamışsınızdır dostlar. Şimdi paramızı sağ üstten hemen 50 bin dukatı geçirmem lazım. Ben biraz ülkeme yatırım yapmam lazım. Ülkeye yatırım yaparsam şu liman kentlerini artık yavaştan olsa almaya başlayacağım. Günlük dukatımız 1000 dukata ulaşmış durumda. Hemen teknoloji puanlarımızı, araştırma puanlarımızı hepsini vereceğim. Sağ üst taraftan hemen kapatıyorum arkadaşlar ve turumuzu yeniden hızlandırmaya başlatıyorum. Açıklama kısmındaki Discord'umuza kesin gelmeyi unutmayınız. Bu arada diyecektim ki... Aa, dur lan dur. Oğlum bak. Savaş açsam... Bir şey diyeceğim. Bu oğlum ilerlesene. Bak bak, görüyor musun? İlerlemiyor şu an. Evet, Mısır'la da savaşa girdi. Mısır'la savaşa girmesi güzel. Buradan benden geçmek için izin isteyecekler dostlar. Çünkü ben de izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim büyük ihtimal. Oğlum ben bugün konuşmayı unuttum var ya arkadaşlar. Kusura bakmayın bunun için de. Şimdi Mısır abim savaşsa keşke de. Savaşmıyor dostlar. Ya, ah be var ya. Rusya'nın girdiği bir muharebeye ben de girmek istiyorum ama arkadaşlar. Büyük ihtimal zararla gireceğim. O yüzden şöyle ben biraz tur basayım. Aslında bu bölüm var ya, Suudi Arabistan alabilirsem ne güzel olurdu benim için. Evet, Rusya... Ne yaptın lan? Oğlum bu Rusya ne yapıyor? Ne yaptın lan? Bu ne böyle? Bu her yeri kuşatmış abi. Rusya adam ne yapıyorsun? Patates dağıtımına çıkmış. Kerem'in lafıydı arkadaşlar bu da. Peki burada savaş var mı? Tamam, Polonya ile savaşıyorlar bunlar da. Ne? İsrail... Abi İsrail gidecek. Ben bunu renkler çok birbirine uyuyor arkadaşlar. Bu İsrail kesin topraklara katılacak. Hemen asker bas. İsrail'i kesin yutacaklar bak. Ben buraya yazıyorum arkadaşlar. Kesin gidecek bu İsrail. Ben hemen asker basayım. Ve ben bu savaşa giriyorum. Artık benim için geri çekilmek yok. 6070, 825 de buradan. Evet, gücüm yetti görüyorsunuz ki. 5551'lik askerini hemen sınıra çek abi. Lübnan'ı da alayım da. Ben küçük devletleri bir tutayım. Evet, isyan çıkıyor. İsyan çıkması gerçekten güzel bu arada arkadaşlar. Çünkü isyan çıkmazsa Suudi Arabistan'ın topraklarının yarısını da ben alaydım keşke ya. Keşke o savaşa katılaydım da. Büyük ihtimal askerlerini keserdim arkadaşlar ben orada. Çünkü biliyorsunuz benim olmadık başıma hep bir şeyler geliyor. Talepleri gönder. Aynı şekilde buradan İsrail'e de talepleri göndereceğim dostlar. Artık hepsini alabiliyorum görüyorsunuz ki. Evet, Filistin devletinin hayallerini bir olsa da bir nebze de geliştirdik. Mescid-i Aksa'nın bombalamasını falan artık biz onları bombalıyoruz dostlar. Talepleri gönder, onayla. Şöyle hemen asimilasyonumuzu yapacağım. Paramızı basalım arkadaşlar. Para bize lazım. O günlük... Oo, bak bak, buralar hep asimilasyonları. Sık hiç basmıyor asimilasyonları. Görüyor musunuz? Yani Rusya biraz sanki baştan sağma savaşıyor ama... Rusya, sen niye bu kadar güçlüsün oğlum? Neyin var senin? Vladimir Putin'in buffları var mı? Oha. 565 bin ekonomisi var lan. Peki dünyada birinci olan Amerika var ikinci sırada. Rusya birinci sırada. Şu an Türkiye'de yuttu ya. Kötü oldu bu arkadaşlar. Kötü, gerçekten kötü. Pakistan'la savaşıyor. Artık bence savaşma Rusya adam. Bangladeş Hindistan'ı yutmuş. Hindistan sağa kaymış. Çin yana kaymış. Cezayir. Cezayir lan, burada bir devlet vardı sanki ya. Onu da yemişler. Şimdi arkadaşlar artık deniz kıyısına yaklaştık biliyorsunuz ki. Ve başkentimiz artık burada. Başkentimiz aslında şuraya yapabilirim. Gönderme olsun diye. Başkent aslında oraya yapmak daha mantıklı geliyor. Ama ilk önce şuradan bir onay yapalım arkadaşlar. Ve daha sonrasında hükümet biçiminde ben şöyle bakacağım. Faşizme geçebiliyorum. Ama arkadaşlar faşizme geçersek benim için karlı olmaz. Oyunun akışını bozarım. O yüzden biraz bekleyeceğim. Şekerlendir İslam'ın yayılışı görüyorsunuz ki. Suriye'den toprak almamızı sağlayacak bir savaşa gelmemiz lazım. Aslında şu an gücümüz yetebilir ya. Aslında var ya, Suriye'ye karşı biraz ekonomi basabilirsem sağ üst taraftan. Hemen turumuzu geliştireyim. 20-30 bin dukat yapacağım arkadaşlar. Hatta 50 bin dukat yapacağım. Zaten günlük gelirimiz 1500 dukata ulaşmış durumda. 2000 dukat yapabilirsem eğer çok kafi bir duruma geleceğiz arkadaşlar. Şuradan hemen oyunumuzu durduruyorum. Tamamdır. Şimdi artık biliyorsun ki dünya sırasında 146. sıradayken şu an için 87. sıradayız. Ben biraz teknoloji buff'ı da yapayım abi. Teknolojiden de buff almak istiyorum. Altın çağıma ulaşmak istiyorum ama o biraz zor gibime geliyor. Hadi bakalım. Dukatlarımızı da bu şekilde indireceğim. Aslında şu an Afrika'yı da sömürmeye başlayabilirim.
Afrika sömürgeciliği de bizim için gerçekten çok güzel olur. Zaten Afrika'nın yarısında İslami yayılış olduğu için. Teknoloji puanlarımızı vereceğim. Ekonomi mesleğine veriyorum arkadaşlar bu şekilde. Tamam. Daha sonrasında şu süreyi şöyle artık kapatabilirim. Dikkatimiz azalmasın. Şimdi 5.000 Libya'nın bunun kaç ekonomisi var? 36.000. Tunus'un fazladır ya. 40.000. Ha Eritre var burada. Bak Eritre'yi sömürebiliriz dostlar. Yalnız bu Mısır Savaşı biraz garibime gitti. Bu arada bu seride ticaret elevet yapmamaya çalışacağım dostlar. Çünkü siz istiyorsunuz. Ben bu bölüm yapmayacağım. Rusya yalnız ne yapıyorsun abi? Rusya bize devlet bırakmadı ya. Kötü oldu bu. Kuzey Kıbrıs'a Güney Kıbrıs'ı alayım bari ben. Evet asker basacağız. Artık yapacak bir şey yok. Sağ üst taraftan askerlerimizi basıyorum arkadaşlar. 50 bin asker bana yetecektir. Hemen şuradan en çok asker nereden çıkıyor bir bakalım. İslami'de bir nüfus. Aman'dan çok asker çıkıyor. 5 bin asker yeter mi? Hayfa'dan da asker çıkıyor. Tamam bu kadar asker bize yeter arkadaşlar. Zaten şu an ekonomimiz görüyorsunuz ki. Bu kadar asker basmamıza rağmen eski yok eksi sayıda değil. Oğlum ben bugün var bir de erken geç kalktım ya arkadaşlar. Bir de açım. Çok açım abi. Al 10 bin. Hemen gir abi şuraya. Bugün çok açmam. Ben biliyor musunuz arkadaşlar aç olunca hiç konuşamıyorum. Yani bunu size de söyleyeyim de. O yüzden kusura bakma yani. Bu arada çarşamba günleri hariç her gün yayındayım. Yani dün yayın yapamadım çünkü oyun indirmem gerekiyordu. Çünkü sizlerin de zevk alması lazım arkadaşlar oyunlardan. Şuradan hemen vergilerimizi verelim. Şu Nikosya'yı falan da alalım. Güzel. Şimdi hemen asimilasyonları da yapıyorum arkadaşlar. Güzel. Şimdi Kuzey Kıbrıs'a Güney Rum kesimini topraklarımıza katmayı başardık. Lakin şimdi ekonomimiz artık 37 bin olmuş durumda yok. 40 bin olmuş durumda ve benim 37 binlik Suriye artık topraklarıma katabileceğim anlamına geliyor bu arkadaşlar. O yüzden hemen hızlı bir şekilde sağ üst taraftan turumuzu hızlandırıyorum. Ben bu arada var ya bu Rusya'nın güçsüzleşmesini istiyorum arkadaşlar. Buna bu kadar fazla. Şuna bak Romanya nerede oğlum? Ukrayna nerede? Neden? Şuna bakabilir miyim? 620 bin adam ekonomi basıyor. 140 bin ne lan? Bu ne oğlum? Buna ne olmuş böyle ya? Neyse ben bunu bir sonraki bölüm düzeltirim arkadaşlar. Bu çok fazla. Yani buna dünyadaki tüm devletler savaş etse yine gücü yetmeyecek büyük ihtimal. En güçlü devlet şu an için Polonya galiba. Garip. Çok büyük trajedik bir durum. Şöyle bir ticaret aslında hepsi savaş açsa. Şöyle tüm devletleri savaşa göndersek. Olur mu lan? Baksana. Aha bak burada Bangladeş falan var. Kazaklar zaten gücü yetmez ama. Arkadaşlar. Bu Rusya'nın güçsüzleşmesi lazım. Diğer devletleri artık koalisyona davet ediyorum. Almanya. Savaş. Ya Polonya en güçlü devlet nasıl olabilir? Gözünü seveyim. Bangladeş. Savaş ilan et. Girin abi buna gir. Çin'in ekonomisi kaç? Evet, şimdi arkadaşlar dakikamız 13 dakika olmuş. Ben hızlı bir şekilde Suriye'yi topraklarımı katayım ve artık sınırımız güzelleşsin. Şuradan hemen askerlerimizi 100 bin dukatta gideceğim. Dünya size şu an göstermeyeceğim. Dünya şu anın durumunu çok merak ediyorum gerçekten. Hemen askerlerimizi basıyorum. 726. Güzel. İyi de asker çıkıyor bence. 2575. Bu akşam 23.00'da yine aynı videonun devamı gelebilir veya da farklı bir bölüm gelebilir arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani her gün iki tane video atıyorum biliyorsunuz ki. Hemen savaşımızı halledeceğim. Artık Suriye Savaşı'na resmi olarak giriş yapacağım. Eğer kazanamazsak artık yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Filistin'le fazla hayal kurmamak lazım. 5151, 6.974, 2.405. Hemen sen şuraya gidiyorsun bakalım. Güzel. Buradan hemen topraklarıma katacaklardım ki... şimdi benim de asker var. Tamam benim de asker olduğu için bir sıkıntı etmiyorum açıkçası. 3907. Bu kadar asker gitsin ya. Bu kadar da buraya gitsin. Tamam. İyi Allah'tan oraları güçsüzleştirdik. Şimdi artık buralarda artık yavaş yavaş da olsa yayılabiliriz dostlar. Bakar mısınız? Buralar artık öyle bir güçsüz ki. Bence tüm parasını harcadı bence biliyor musunuz dostlar? Bu adam kesin tüm parasını harcadı. Evet. Dediğim gibi de tüm parasını harcadı an itibariyle. Hemen buralarda kendimi böyle dağıtacağım. Moleküler parçalanmaya giriyorum buradan. 939, 625, 313, 1360 da buradan. Güzel. Buraları hemen alalım. Bir tarafı düşüremedik ama olsun. O yüzden bunları buraya dağıtacağım. 313 de buraya. Dostlar Suriye'yi yuttuk az önce. Gayet güzel. Şimdi ben bu bölümde çok fazla dostlar kelimesi kullanıyorum. Bak 10 8.1 mi? Şaka mı yapıyorsun? Hemen bas abi. Hareket puanımızı hemen harcayalım. Ya ah be. Bir tane yıldızım var. Şu Halep'i aslında almak istiyorum. Halep bana verebilir misin? Teşekkür ederim. Peki şurayı ver. Şurayı al. Güzel. Talepleri gönder. 2889 askeri sil. Aa, şununla da sil. Ülkede asker bırakmayacağım. Aynı şekilde hemen asimilasyonlarımızı yapalım dostlar. Asimilasyonlar bize lazım biliyorsunuz ki.
Şuralar. Oğlum bu Rusya çok bafla oynamış ya. Rusya ben bir sonraki bölüm düzelteceğim, merak etmeyin. Şuralarından hemen askerleri bas bakalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bakacak olursak görüyorsunuz ki ne oluyor lan? Polonya. Evet Polonya. Ne oluyor lan? Eski gücüne geri mi kavuşuyorsunuz? Ah be. Bunlar savaşa girmişler. Bunlar birleşip birbirinin askerlerini kesmişler. Sen de girsene bu savaşa. Tüm dünyadaki devletler bu savaşa giriyor. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere dedim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalmamı nesiniz de aşağıdan abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.